Merhaba arkadaşlar, Sevinç Kanal Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle hamur kabımızın içine 2 su bardağı ılık süt ekleyelim. Bardak ölçüm 300 milim. Ben biraz fazla yaptım. Yani 2 kilodan yaptım. Siz bardak ölçüsünü küçültebilirsiniz. Ben fazla yapıp buzluğa attım arkadaşlar. Şimdi bir tane kuru maya ekliyorum. İki yemek kaşığı da şeker ekledim. Mayamızın aktifleşmesi için. Karıştırıyoruz. Şimdi aynı bardak ölçüsünü devam ediyoruz. Bir bardak yoğurt ekliyorum. Ben yurt dışında olduğum için kvark kullandım arkadaşlar. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız kvark tavsiye ederim. Çok güzel yumuşacık bir poğaça elde etmiş olacaksınız. Yoğurt da aynı şekilde yumuşacık bir kıvam veriyor. Bu aşamada arkadaşlar bir bardakta sıvı yağ ekleyin. Ben sonradan ekledim. Unutmuşum eklemeyi. Şimdi iki yumurtanın akını ekliyoruz. Sarılarını da üstüne sonradan kullanacağız. Tuzunu ayarlıyoruz. Ve bütün malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Şimdi unu önceden ben eledim. 2 kilo undan ben yaptım poğaçalarımı. Şimdi unumuzu azar azar ekleyelim ve sürekli yoğuralım. Unumuzu azar azar eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın burada ben işte bir bardak sıvı yağ ekledim. Daha önce unuttuğum için. Evet, yoğurmaya devam edelim. Şöyle ele yapışan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, hamuru son olarak elimizi yağlayarak güzel bir toparlayalım. Şöyle ele yapışan bir hamur elde ettik. O yüzden sizden ricam ununu azar azar ekleyelim ki yumuşacık bir hamur elde edelim. Fazla un koyarsak taş gibi hamurumuz olmasın diye. Evet, üzerine poşette kapatıyorum. Ağzını da güzel bir düğümlüyorum. Hava girmemesi için. Sıcak ortamda 1 saat hamurumuzu mayalandıralım. Evet, 1 saat sonra hamurumuz mayalandı. Şöyle ilk başta hamurun havasını bir alalım. Yani fazla yoğurmadan tek şöyle bir havasını elimizle söndürelim. Söndürdükten sonra şöyle geniş bir tepsiye ihtiyacımız var. Ben bunun üzerine güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra şimdi bezeleri ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi bezeleri yaparken elimizle yağlayalım ve küçük küçük bezeler elde edelim. Bu
Bu arada arkadaşlar, Türkçem için hepinizden özür diliyorum. Yani elimden geldiğince seslendirmeye çalışıyorum ama pek de beceremiyorum. Evet, şöyle bezeler elde ettikten sonra eğer hamur elinize yapışıyorsa halen mutlaka elinizi sürekli yağlayabilirsiniz. Açması daha kolay olacaktır. Evet, şöyle bir tepsi kendim ilk başta ayarladım. Elimi tekrardan yağlıyorum ve bezelerimi elimle, parmaklarımın uçlarıyla beraber açıyorum. Bunu yaptıktan sonra içerisine ben kaşar demişim, pardon. İçerisine beyaz peynir ekledim, maydanozsuz. Eğer maydanoz seviyorsanız peynirinize maydanoz da ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Ben toplamda 3 tepsi yaptım. Bir bu şekil yaptım, bir de ay şekli yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi parmaklarımızla açıyoruz. İçerisine peynirimizi koyuyoruz. Ve iki tarafını da katlıyorum. Evet, bu şekilde bir tepsiyi yaptım. Şimdi tepsi mayası için üzerini örtüyorum. Bir 15 dakikada tepsi mayası veriyorum. Şimdi ikinci tepsime geçtim. Bu poğaçalarımı da ay şekli yapmak istiyorum. Yine tekrar elimi yağlıyorum. Bezelerimi açıyorum. Açtıktan sonra bende şöyle bir alet vardı. Onu kullandım. Yani bu olmasa siz bıçak yardımıyla ya da herhangi başka bir şekilde verebilirsiniz. Tekrardan içerisine peynir koyuyorum. Evet, şekli veriyorum. Böyle ay şekli elde etmiş oluyorum. Tepsime diziyorum. Mutlaka tepsi mayası da verin arkadaşlar. Daha güzel yumuşacık poğaçalar elde etmek için bir 10-15 dakika da tepside mayalandırıyorum. Evet, ikinci tepsim de hazır. Bunlara da aynı şekilde 15 dakika tepsi mayası veriyorum. 15 dakika sonra üzerlerine ayırdığımız 2 tane yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt ekliyorum. Ve süt ve yumurtanın sarısını güzelce karıştırıyorum. Üzerlerine sürüyorum. Daha sonra isteğe bağlı susam serpiyorum üzerlerine ve 200 derece fırında güzel kızarana kadar pişiriyoruz. Yani bu fırının şeyine bağlı, yani sizin fırınıza bağlı. Bu da ikinci tepsim. Buna da aynı şekilde tepsi mayası verdim. Sonra yumurta sarısı ve susam ekledim. Ve şimdi hemen fırından çıkmış halini görüyorsunuz ve üzerlerine hemen şöyle nemli bir bez ördük. Bir 15 dakika daha bekleyin. Ondan sonra servis edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, buraya kadar izlemişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.